Evet. Tekrardan merhabalar. Okul bitince tekli eğitim videosu çekmeye başlamış olduk. Haliyle biraz zırt pırt videolar önünüze geliyordur. Umarım rahatsız edin. Bugünkü konumuz tabii sıkıcı aktik konularından sonra biraz iyi gelebilir, en azından benim için. Bunlar daha eğlenceli. Anlatmak daha hoş. Konu Threads. Daha önce işlemiştik. Collats dizisini Project Euler'in 14. sorusuydu sanırım. Bu soruyu çözmüştük ama bu soruyu bir de işte Target Threads kullanarak çözelim diye bu yola giriştik. Geçen dersimizde bir miktar konuya dair bilginiz vardır muhtemelen. Şöyle bir şey yapmıştık. 4 tane Threads açmıştık. Burada for döngüsüyle. Burada zaman tutmuşuz. Sadece kaç ne kadar süre geçmiş, işlemler bittikten sonra ne kadar süre geçmiş görmek için da zamanı açtık. Burada bir tane ark mutex kullandık. Ark isminden de anlaşılacağı gibi ki hiçbir şey anlaşılmadı kitapta, aslında Atomic Reference Counter diye bir ismi var. Counter dedim ama counted. Aynı kapıya çıkıyor. Yani atomik veri yapılarında işte referans sayısını tutuyor. Bunun bir benzeri tek thread, single thread için kullanılanı RC, reference count diye. Bu da ARC RC, yani ARC, atomic reference diye geçiyor. Burada ne yapıyor? Biraz burada açıklama yapmış ama şurası önemli. Açıklamanın bu kısmı önemli. Shared references in Rust disallow mutation by default. And ARC is no exception. Cannot generally obtain a mutable need to Travel for Work Types. Diyor ki paylaşılan referanslar da mutation geçerli olmuyor. Yani sizin ARC üzerinde herhangi bir şey üzerinde değişiklik yapabilme şansınız yok diyor. Ancak diyor eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa mutex ya da RVLOC kullanın. Biz tabii şimdilik sadece mutex kullanıyoruz. RVLOC biraz daha gelişmiş, bazı durumlar için gerekebiliyor. Mutex az biraz daha farklı. Mutex'te kitleme olayı var. Kitleme olduğu için diğer threads'ler koşamıyor ama RVLOC ise biraz daha farklı çalışıyor. Farklı çalışma şekli şu. Mesela bizim Rust'ta da böyledir. Biz ne diyoruz mesela? Herhangi bir zaman diliminde herhangi bir referansa değiştirme yetkisi olan sadece bir şey olabilir. Yani bir fonksiyonda eğer aynı referansın hem mutable hem de immutable hakkı varsa, bir fonksiyon içerisinde aynı referansı değiştirme hakkımız varsa compiler hata verir. Neden? Çünkü şartımız şudur. Eğer bir referans bölgesine bir fonksiyon da fonksiyon içindeki herhangi bir şey değiştirme hakkına sahip olursa başka hiçbir kimse o hakka sahip olamaz. Ne değiştirme hakkına ne de okuma hakkına sahip olamaz. Ama sayısız, sınırsız bir şekilde okuma hakkı varsa, hepsinin sadece okuma hakkı varsa sınırsız sayıda çoğaltabiliriz bu referansın sayısını. Bu ARC için de geçerli ama ARC için mesela burada trade safety olayı var ARC'ta. Ne yapıyor ARC? Diyor ki sen eğer threadsler arasında bunu taşıyıp değiştirmek istiyorsan mutex kullan ya da RVLOC kullan ya da atomik türlerini kullan ki aslında bu thread konusu çok geniş bir konu. Yani sadece böyle bir iki örnekle açıklanabilecek kadar yüzeysel değil aslında ama biz tabii şimdilik o kadar derinlere inmeyeceğiz. Belki ileriki derslerde benim düşündüğüm mesela RVLOC bazı durumlarda siz threads içerisinde bir veriyi sadece okursunuz. Bazı durumlarda yazarsınız. Mesela RVLOC'un özelliği şu. Siz okuma için de kilitleme yapabilirsiniz ki okuma için kilitleme yaptığınız zaman diğer threadsleri kitlemez. Ama yazma için kilitlediğiniz zaman diğer threadsleri kitler gibi. Tabi bunları biraz daha böyle derinlemesine yapmak isterseniz bu defa atomic types'lar kullanın. Atomic types'a direkt referans edilen bellek bölgesinin nasıl kullanılacağını, ne zaman kilitleneceğini, kilitleme önceliğinin nasıl olacağını falan hepsini siz kendiniz belirtebiliyorsun. Konu da biraz daha geniş yine. O yüzden şimdilik dedim bu teksi kullanıyoruz. Kullanmıştık.
Diğer derste de anlatmıştım. Sadece ön bilgi olarak tekrar anlattık. Şimdi biz burada bir tane handle kullanmışız. Bu handle dikkat ederseniz bir vektör. Join handle vektörü olarak geçiyor. Bu join handle dediğimiz şey aslında şu. Biz bunu işte vektöre push ediyoruz her defasında. Yani thread'leri bir vektöre push ediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şu. Bizim main process buradaki bir thread içerisinde çalışır. Bu main process bu thread'leri aslında kontrol edebilmemiz için kullandığımız bir şey. Ancak thread'ler bağımsız olarak çalıştığından dolayı, yani main process'ten bağımsız olarak çalışabildiğinden dolayı bizim main process bittiğinde thread'lerimiz bitmemiş olabilir. O yüzden bunları handle ile bir handle demeyelim de vektör ile bir vektörün içerisine atıyoruz. Daha sonra eğer bunların bitmesini beklemek zorundaysak, mesela main process bitti ama thread'ler daha işini bitirmemiş ise normalde fonksiyondan çıkar. Yani program biter. Fakat join komutu ne yapıyor? Diyor ki sen bu thread'sin bitmesini bekleyeceksin arkadaş. Bu bitsin ondan sonra main process bitsin demiş oluyoruz bir nevi. Buradaki join sayesinde main process bu join'ın tamamlanmasını bekliyor. Yani thread'sin işini bitirmesini bekliyor. Her neyse bunları dediğim gibi diğer derste anlatmıştık. Şimdi gelelim işin püf noktasına. Bakalım ne kadar sürede tamamlıyor. Burada gördüğünüz gibi nano cinsinde geçen süreç bu. Burada ne yapıyor? Birden bine kadar olan sayıları topluyor. Bu arada siz Arc ile kullandığımız burada A var. Burada bakın daha thread açmadan evvel biz ne yapıyoruz? A'yı klonluyoruz. Hani az önceki ismi neydi? Atomic Reference Counted. Burada mesela A'yı referansını bir arttırdık. Yani bunu kullanan sayısı işte bir tane artmış oldu. Bunun sayesinde mesela compiler kaç tane threads şu anda bu belleği kullanma hakkına sahiptir ya da değildir konusu buradan elde ediyoruz. Sayısını arttırdık. Burada arc clone yaptık. Daha sonra threads'in içinde ise bu arc count değişkenini ne yapıyoruz? Lock ediyoruz. Yani kilitliyoruz. Diyoruz ki buraya şu anda hiçbir thread yazma hakkına veyahut okuma hakkına sahip olamaz. Biz bunu kilitlediğimiz anda ikinci bir thread gelip bunu kilitleyemez. Geliyor. Eğer bu a count lock ise yani kilitlenmiş ise dönüyor. Spin atıyor. Tabi spin atarken burada çekirdek bu işleri yürütüyor. Biz o kısımlarına çok gitmiyoruz. Her neyse burada biz mesela kilitlemiş olduk A'nın değerini. Daha sonra bu N değişkeni üzerinde gelip burada her defasında J'nin değerini N'ye atıyoruz her defasında her defasında. Burada ekrana A yazdırmamın sebebi de işlemin biraz uzun sürmesi için ki ne kadar yavaş gittiğini ya da ne kadar hızlandığını görebilmemiz açısından. Multithread'de performans artışı olmuyor mu? Şimdi ben bu dersi yaparken aklımdan şöyle geçti. Ben birden bine kadar olan sayıları her defasında neye attığım zaman ne değişkeni ki bir mutex yani lock işlemi gerçekleşmiş bu üzerinde. For döngüsü süresince bu ne kilitlenmiş olduğu için hiçbir threads işlem yapamıyor. Mesela biz burada şurayı A değil de mesela threads hangi threads'te olduğumuzu yazalım. Burayı iyi yapalım. Gelelim buraya da İ'yi yazdıralım mesela. Burada mesela önce 0 yazacak, sonra 1, sonra 2, sonra 3 her defasında. Yani önce birinci thread içini bitirecek, sonra ikinci thread, sonra üçüncü thread. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi önce 3, hatta biraz daha küçültelim şurayı. 4 yapalım mesela. 1'den 4'e kadar olan sayıları topluyoruz. Bakın. Yorumladığım şey şu. Hangi thread'in önce çalıştığına biz karar veremiyoruz. Ben orayı yanlış söyledim. Ama hangi thread açılmışsa önce o thread'in bitmesini bekliyoruz. Mesela önce bir açılmış, birinci thread açılmış, bitmiş. Daha sonra ikinci thread açılmış. Bakın birinci thread açıldığı zaman yerleri araya giremiyor. Normalde thread'ler birbirinden bağımsız. Ama nedir? Threads 1 yani i'nin 1 olduğu sırada açtığımız threads devreye giriyor. İlk o kilitleme yapıyor. Daha sonra
O işini bitirdiği süre boyunca bu kilitli olduğu için diğer trestler devreye giremiyor. Bir bittikten sonra bu defa iki sıraya girmiş. İki almış. A'yı laklamış, kilitlemiş. O da o sırada çalıştığı müddetçe diğerlerine müsaade etmemiş. Diğerleri çalışmamış. Bu arada niye hepsi bir defa ekrana yazmış? Tamam, iyiydi. Gördüm ama. Böyle böyle mesela hangi tres açılırsa diğer tresler aslında hiçbir şey yapmıyor. Spin atıyorlar. Yani sıralarını beklemek için ikide bir kontrol ediyorlar. Acaba lak gitmiş mi gitmemiş mi? Ben de dedim ki eğer böyle yaparsak aynı anda sadece for döngüsünü tek bir tres yapar. O zaman dedim ki ben bunu biraz daha farklı yapayım dedim. Böyle bir şey oluştu. Geldim bunun aynısını 4 tane tres daha oluşturalım ki aradaki farkı görsün. Ben şöyle diyorum. Diyorum ki şurada let mut k diye bir değişken oluşturalım. Mesela daha sonra for diyelim. C in 1'den mesela 4'e kadar yine olsun. Aradaki farkı görmek bağında. Burada k'yı her defasında k artı j yapalım. Daha sonra mesela j ile buraya da println yine iyi ekrana yazdıralım. Burayı da silelim. Tabii biz bu defa ne yapıyoruz? Birden dörde kadar olan sayıları topladık ama bunu k'ya attık. Programımızın amacı da işte bunun şuradaki değişkene atanmasıydı değil mi? A değişkenine atanmasıydı. Yani ki burada A count burada kilitlenecek ne olacak? Aynısını burada da yapalım. Mesela let mut n eşittir neydi? A count'ın lock'lanmış hali. Lock unwrap. Şimdi geliyoruz. Burada bu defa N'ye kilitleme işlemini yaptık. Şimdi N'yi bu defa J ile değil sadece tek bir defaya mahsus olarak K ile topluyoruz. Bu. Tabi burada sanırım K tamam. Doğru. Şimdi buradaki tresteki fark şu. For döngüsü boyunca tek bir thread bu for döngüsünü çalıştırabiliyor. Dolayısıyla diğer 3 tane threads'imiz ki bende 4 thread var o yüzden ve ben 4 tane thread. Benim çekirdek sayısı da 4. Burada tek bir çekirdek o sırada for döngüsünü kullanıyor. Ama buraya geldiğimiz zaman mesela şuradan şuraya kadar olan komutlar bütün threads'ler aynı anda burayı çalıştıracak. Ama ilk kim burayı locklarsa o öne geçecek. O işini bitirdiği zaman burada ne bitti zaman şu escape threads olayı bittiğinde baklama bitecek. Daha dolayısıyla sadece ve sadece şu kısımda aslında threadsler birbirini beklemiş olacak. Şuradan şuraya kadar olan kısımlarda. Haliyle ne olacak? Bizim buradaki for döngüsü aslında aynı anda 4 çekirdek paralel bir şekilde yani birbirinden bağımsız bir şekilde bu for döngüsünü çalıştırmış olacak. Yani tabi bu benim mantığım. Bakacağız doğru mu değil mi? Bunu tabi bir de buradaki a'yı da değiştirelim. Burada da bir tane a yapalım. Hatta bunu a değil de bu defa b olsun. Yine gelelim burada bu defa arc clone b diyelim. Tamam. Şimdi bu mesela birinci süre bakalım doğru mu? A ve B'nin de birbirine eşit olması lazım bu arada. A eşittir. Bir de B eşittir diyelim. Bunu yapmamın sebebi de mutex'ten kaynaklı. A. Şimdi time 1 bir de time 2 olması lazım. Time 1 birinci T bir de T'yi de buradan bir tane de T başlatalım. Bakalım hangisi hızlı. Zamanı da burada başlattık. Join handle'ı da buradan tekrar başlatalım. Aynısını.
Yani iki tane farklı threads konusunu ele almaya çalışıyoruz. Ve yine join diyelim ki buradaki threadslerin hepsinin işini eklemiş olalım. Şimdi. Aynısını alalım. Birincisi birinci thread'sin zamanı olsun. İkincisi ikinci thread'sin zamanı olsun. Burası da B olsun. Bakalım sonuçlar, yani A ve B birbirine eşit olacak. Program düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu anlayalım. Bakalım ikisinin de datası 24. Mutex'ten kaynaklı. Datası 24. Time'a bakıyoruz. Birinci time daha hızlı görünüyor burada. İkinci bir defa çalıştıralım. Bazen o, bazen bu, kimin hızlı olacağı için doğrusu belli olmuyor ama gördüğünüz gibi genelde hep birincisi daha hızlı görünüyor. Ama bunun normalde tam, neden tam tersi olmadı? Bunun sebebi şu. Biz normalde her bir thread açtığımız zaman diğer derste de söyledim. Aslında bu bir instructions dediğimiz, yani her bir çekirdeğe aslında binary kod gönderiyoruz. Binary kod gönderdiğimiz zaman burada context switch denilen bir olay var. Yani bir thread açtığımız zaman ya da threadler arasında bilgileri paylaştırdığımız zaman burada bir binary instructions oluşturuluyor. Bir ve sıfırlardan oluşan komutlar, zincirler, veriler falan çekirdeklere gönderiliyor. Haliyle burada biz bir ilk etapta bir kayıp yaşıyoruz. Bu kaybı nasıl olumlu bir hale çevirebiliriz? Bunu yapmamızın sebebi, eğer bu kadar basit iş yapıyorsak zaten neden 4 tane çekirdek açalım ki? Çekirdek açmak pahalı bir işlem. O zaman biz burayı biraz yükseltelim. Bakalım ne olacak? Sala dediğim gibidir yani, tahmin et. 100 yapalım. Hala bile birincisiyle kafa kafaya geldi. 10.000 yapalım. Pardon, burada mesela biz 100 kullanıyoruz ama burada hala 4 yapıyoruz. Bu da 10.000, bu da 10.000. Bakalım hangisi bu defa hızlı olacak? Kafa kafaya. Değerler aynı. Hangi bir yok. Bu arada ikincisinde normalde sadece bir gerekirdi. Araya da birilerinin sıkışması lazım ama birilerinin de araya karışması gerekirdi diye. Bunu tekrar 4 yapalım. Bakalım. Burada neyi en sonda, A'yı saklamışız. Yani normalde bunlar sıralı olmak zorunda değil. Sıralı olmuş. Aynı anda hepsi bunu kilitlemiş. Acaba hiçbir kazancımız yok mu? Ben sonuçta buradaki işlemler için kitleme işlemini burada yaptığım için buradaki for döngüsü ya da buradaki threadsler bu aşamayı bağımsız olarak, paralel olarak gerçekleştiriyor. Şimdilik burayı da 10 yapalım. Burayı da 10 yapalım. A ve T diyelim ya. Çünkü T oluşturuyoruz. O yüzden burada sağlıklı bir bilgi aslında elde edemiyoruz. Birinci ile ikincinin zamanı tam olarak fark burada ortaya. Tamam. Diyorum. Bu arada mesela 10, ha bakın dediğim gibi mesela birincisinde her defasında önce hangi tresin açıldığını bilmiyoruz ama açılan tres her defasında o çalışacak. Bütün bir tres boyunca, bütün bir for döngüsü boyunca. Bakalım mesela biz burada çalıştırdık. Bakın önce bir devre girmiş.
1 bittikten sonra 2 devreye girmiş. 2 bittikten sonra araya 0 karışmamış mesela. Sonra 3 devreye girmiş. 0'dan sonra da 3 devreye girmiş. Ama hepsi birbirini beklemek zorunda kalmış. Çünkü tres boyunca biz N'yi kitlemişiz. Dolayısıyla diğer tresler buna ulaşamıyor. Buradaki döngüye başlayamıyor. Ama buradakinde ise biz tres işlemini pardon, kitleme işlemini for döngüsünden sonra yaptığımız için bu kısım hangi thread rast gelirse ilk önce o çalışacak. Ama istedikleri sırada çalışabilirler. Yani birbirlerinden bağımsız, paralel bir şekilde çalışıyorlar. Fakat iş şuraya geldiğinde bu threadler birbirleriyle artık iletişim kurmaya başlıyor. Bakalım mesela ikincisinde bakın 0, 2. Bakın burada görmek istediğim şey şuydu. Biraz daha kaldıralım siz de görün. Şurası. Bakın 2 tres 2 açılmış ama bitmemiş. Fakat tres 1 de açılmış. Bu da 2'den ayrı bir şekilde tekrar devreye girmiş. Sonra 2 tekrar kendi sırasına girmiş. Bu defa o yazmış ekrana. Sonra derken 3 araya sıkışmış. Daha 1 bitmemiş, 2 bitmemiş. Sonra hop bir defa 1 araya girmiş. O kendi işlerini yapmış. Sonra 3 devreye girmiş. O kendi işlerini yapmış. Ta ki hepsi kendi işlemlerini bitirinceye kadar. Görmek istediğim şey buydu. Bu arada burada da dediğim gibi ben T'yi yanlış yapmıştım. Burada T'yi tekrar alınca gerçek bir şey oluşmuyordu aslında. İstediğim gibi istediğim değerler oluşmuyordu. Ve bir T iki birbirinden ayırt edince biraz daha sanırım ama yok. Bu defa da T1 çok fazla zaman alıyor. T1'i de şuraya yazalım. Bakalım. Hangisi daha hızlı? Bir, beş, beş sıfır altı, 36, 69, 98. İki. İkisini yan yanda görmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? O yüzden ben burada let t diyeyim eşittir. T'yi burada bitirmek için yani geçen süreyi hesaplamasın. Geçen süreyi bana burada versin t diye. Ben bunu gelip şurada göstereyim. İkisini yan yanda göreyim ki maksat bu defa tabii t elapsed demiyoruz. Direkt t'yi. Tamam. Yan yanda görelim bakalım hangisi. Evet. Time 1 biraz daha uzun sürüyor. Yine time 1. Yani tam tahmin ettiğim gibi ikinci yöntem her defasında daha hızlı. Hatta şurayı biraz daha büyütelim mesela. Şöyle yapalım. Aynısını burada da yapalım. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bakalım bu defa ne olacak? Biraz uzun sürüyor. O kadar uzun sürmesi gerek yok. Şöyle olsa 10.000 bize yeter. 10.000 bile buradaki farkı bize göstermeye yeter. Ha. O aradaki farka bak. Bir defa tam tersine. Ha doğru ya. İkincisi bir. Ya. Bir de bir. Time 2 bu defa daha yüksek. Yine daha yüksek. Yine daha iyi. Çok iyi. Düğümüz zaman yapalım. Anlamaya çalışıyorum ben bu arada. Yani belli başlı bilgiler var ama stres konusunun tam olarak nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Birincisi daha düşük kalıyor. Linkleri ortadan kaldıralım.
Ve ben daha düşük olması gerektiğini oluşturuyor. Sebebi ne olabilir? Yani normalde de benim beklediğim değer buydu. Yani time 1 daha yüksek bir değer. Aa, burada gördüğümüz değerler var. Aynı mı? Defa. Bu arada buradaki değerin farklı sebebi tamamen U128 yapmadığımız için burada K'ye biz U128 yapmamıştık. Dolayısıyla I32 muhtemelen almıştı. Biz de bu sınırların dışına çıktığımızdan dolayı Release modda normalde Debug modda hata veriyor. Hani deneme aşamasında sana söylüyor, bak diyor sen sınırların dışına açmışsın. Ama Release modda hata vermiyor. Çünkü Release mod sistem çalışması lazım. O yüzden aslında yanlış hata veriyor. Ne yapıyor? Sıfıra döndürüyor. Oradan tekrar tekrar gidiyor. Yani bir nevi daire oluşturuyor. Alan buluyor. Öyle diyelim. Neyse biz onu düzelttik. Şimdi mesela dediğim gibi sonuçlar elde etmeye başladım. Ama print komutu kullanılırken neden time 2 mesela daha yüksek sonuçlar veriyor? Bunu bilen varsa içinizde sebebini tam olarak. Şimdi benim bir fikrim var ama böyle iddialı konuşmak istemiyorum. Bir bakalım. Burada ne kadar fark olacak? Time 2'nin olması gerekiyor normalde ama print komutunu kullandığımız anda time 2 daha fazla zaman harcamaya başlıyor. Bu da bir miktar beklentimi düşürüyor. Çünkü ben normalde daha fazla performans elde etmek için ikinci yöntemi, şu yöntemi kullanıyorum. Print komutunu kullandığımız anda time 2 daha az zaman harcıyor. Pardon, daha fazla zaman harcıyor. Niye ise? Nasıl çözebilir? Benim fikrim şu. Burada az önce de instruction oluşturup bunları çekirdeğe gönderiyor. Fakat Print komutu benim düşüncem tabii. Biz burada her defasında tek bir thread zaten çalışıyor ya. Birbirlerine müdahale etmiyorlar ama ekrana yazdırma işlemi çekirdek seviyesinde muhtemelen yine sıraya konan çünkü sonuçta bir pool oluşturuyor çekirdek. Kernel dediğimiz şey. Print komutu ekrana bilgi yazdıran bir komut olduğu için burada çekirdek muhtemelen burada zaten sıra sıra gittiği için herhangi bir problem olmuyor. Ama burada mesela birbirlerine yer vermek için sonuçta biri birini geçecek, biri birinin önüne atlayacak falan. Burada muhtemelen çekirdek seviyesinde bir print komutu bir threads'imizi atıyor. Diğer bir ihtimal de print komutu yine çok fazla veri kullandığı için burada her defasında mesela şu işlem ya gerçekleşiyor ya şu işlem gerçekleştikten sonra şuraya geliyor mesela ne yapıyor burada? Count block kitleme işlemi yapıyor ama buna gelinceye kadar şuraya gelinceye kadar mesela diyelim ki bir tanesi bunu kilitlemişse burada context switch çok fazla değişme ihtimali var. Context switch dedikleri olay da işte çekirdeğe o instructions dediğimiz verileri götür getir işlemleri işte bellekten al çekirdeğe gönder, L2 belleğe al, cache belleğe al falan. Bu alt seviyede biraz karmaşık işler oluyor. Yani mümkün mertebe
Threads içerisinde çok fazla instructions, yani komut şu bu falan ya da veri kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok veri kullanırsak context switch dediğimiz bu işte verilerin taşınması olayı biraz daha pahalıya patlıyor. Haliyle benim tahminimce burada işte context switch olayından kaynaklı print komutu da pahalı bir komut olduğundan dolayı zırt pırt işte bir o öne geçiyor, bir o öne geçiyor. Orada context switch olayı belki bir kayıp oluyor diye aklıma bir fikir geliyor. Bundan çok emin olamıyorum. Çünkü bununla ilgili fikri olan varsa ne belirtebilir. Ama gördüğünüz gibi print komutunu ortadan kaldırınca her defasında time 1 daha yüksek değerler alıyor. Hatta bunu biraz daha şöyle büyütelim. Daha büyük değerler gittikçe açılıyor. Burada mesela bayağı hani neredeyse 5 katı falan bir hız gerçekleşiyor. Tabii şunu söylemiyorum. Yani her defasında time 1 time 2'den yüksek olur demiyorum. Bu çok küçük nüanslar olduğu için o sırada kernel'ın yaptığı işlere de biraz bağlı olduğumuz için hangisinin hangisinden önce başlayacağı, hangisinin hangi sırada başlayacağı tam olarak kestirilemiyor. Yani birbirlerine yakın değerlerde bir o geçebilir, bir o geçebilir. Ama mesela ben o yüzden mesela bu değerleri biraz büyütüyorum. Daha kesin bir şekilde sonuç elde edebilelim diye. Mesela değerleri büyüttükçe her defasında time 2 biraz daha öne geçiyor diye tahmin ediyorum ki öyle de sonuç elde ediyoruz. Neredeyse hemen hepsinde time 2 daha hızlı. Hatta bazılarında ha bak bir defa time 2 daha yavaş çıkıyor. Evet. Bu stres konusunun ikinci konusu. Bir sonraki konu da muhtemelen yarın ya da pazar günü ben bunu diyeceğim. Bu konuda da bu defa fırlatısı önce tekrar baştan tam bir algoritmasıyla yazacağız. Daha sonra bunu Threads ile implemente edeceğiz. Ancak umarım bu count lock olayında anlamışsınızdır. Asıl önemli olan şey Threads açmak değil. Threads açmak eğer çok saçma bir şekilde Threads açarsak, mesela benim yaptığım gibi print komutunu gereksiz yere kullanırsak gördüğünüz gibi çok da verim alamayabiliyoruz. Ama eğer güzel tasarlarsak lock olayının nerede gerçekleştiğini, occur olayları falan da var. Race, occur gibisinden bazı olaylar daha var. Bunları eğer düzgün kullanamazsak Threads çok da bir işe yaramıyor. Ama hangi durumlarda işe yaramıyor? Concurrency dediğimiz durumlarda işe yaramıyor. Yani aynı bellek üzerinde 4-5 tane thread açtığınız zaman buna dikkat etmek gerekir. Ha eğer bütün threadler birbirinden bağımsız olarak çalışacaksa çok da bir problem yok. Yani paralel programming, programlama dediğimiz olay çok da sorun olmuyor. Evet neyse bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.